Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Aile içi iletişim konuşuyoruz. Hep beraber daha iyi bir iletişim nasıl kurabiliriz? Eşimizle, çocuklarımızla, ailemizle bunları inceliyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Sat Bugünkü konu başlığımız sataşmadan iletişim kurma. Sadece şaka yapmıştım. Bunda kızacak ne var? Gülmek birlikte gülmek, kendi eksikliklerine de gülebilmek bir insanın sahip olabileceği en güzel özelliklerinden biridir. Sataşmak da bir iletişim tarzı sayılabilir. Her iki tarafta sataşmaya gülüyorsa bu hoş bir iletişimdir. Ancak karşınızdakini yaralamak, üzmek veya aşağılamak için sataşmada bulunuyorsanız bilin ki bu kötü bir iletişim tarzıdır. Tercih etmeyin kesinlikle. En iyisi bu tarzı değiştirmektir iyi bir sataşmada bulunuyorsanız, keyif alıyorsanız, birbirine sataşıp iletişimi ilerletiyorsa sıkıntı yok. Bir kişi yaralanıyorsa bu sataşmadan, o zaman sıkıntı var demektir. Örneğimize geçelim. Baba vefat etmiş ve yaşlı anneye oğlu bakıyor diyelim. Genç adam eve girer günleş seslenesin. Anne, "Baksana ne aldım." Oğlunun kendisine bir armağan aldığını düşünen kadın heyecanla dönüp bakar. Çocuğun kendine bir kutu bir şey almış yani ne almış ayakkabı almış kendisine halbuki anne sana ne aldım diye sataşıyor çocuğun elinde kutu dedik almış ki o halbuki kendisini aldı kadın ağlamaya başlar belki de üzülür her zaman böyle yaptığını düşünelim kendisine bir şey alıp eve geldiğinde annesine benzer şekilde sataşmaktadır bu da anneyi yaralar bu kötü bir sataşma türü nasıl olabilir? Ee, yaşlı anne oğlu bakmakta diyelim. Genç adama girer seslenir. Anne baksana ne aldım. Oğlunun kendisine bir armağan aldığını düşünen kadın heyecanla dönüp bakar. Çocuğun elindeki renkli bir bluz, genç bir e, genç adam annesine takılır. Bayramda giydi herkes benim anamın ne kadar güzel olduğunu görsün. Anne de gülümser. En iyi sataşma şekli de bu olsa gerek. Esen kalın.